Merhaba sevgili dostlar. Yeni yılın ilk programıyla karşınızdayız. Cemalettin Tahçı ile birlikte aydınlanma aklı üzerinde konuşuyoruz. Bir süredir bu programa başladık. Bu üçüncüsü yeni yılın ilk programı ama aydınlanma aklının üçüncü programı. Aydınlanma aklı ve düzen demiştik düzen peşinde koşanların aydınlanma aklına sahip olduğuna dair bir iki laf etmiş Oradan devam ediyoruz. Evet şimdi yıl yeni ama bizim temalar eski yani. <laughs> Bayağı, bayağıdır üzerine tepindiğimiz konuların üzerine tepiniyoruz. Şimdi düzen kavramı... Her, her, yıl yeri bir tema olsaydı zaten hayat bambaşka olurdu. <laughs> düzen kavramına bir açıklık getirelim. Yani alem düzenlidir. Evet. Bütün sonuçta Tek tanrılı dinler, alemin düzenli olduğu varsayımı evet. e, üzerine kurulu şeyler. Aslında bilim dediğimiz şey ve onun temel yani en eski versiyonları da dahil Tamam, alemin düzenli olduğunu varsaymayı gerektirir. Alem düzenli değilse neyin bilimini yapacaksın? Bilim alemin düzenini deşifre etme faaliyeti. Alemin bir düzeni olduğunu ta işte bizim bildiğimiz kadarıyla Mısırlılar, Babililer keşfetmişler. Yani işte o gökyüzüne baka baka o kaosun içinde bir takım düzenler olduğunu, o olağanüstü çeşitliliğin içinde bir takım yıldızların bir arada hareket ettiklerini, hepsinin hep aynı istikamette hareket ettiğini, bunun belli bir ritmi olduğunu vesaireyi filan falan deşifre etmişler ve daha o tarihlerden başlayarak netice itibariyle bu düzeni deşifre ederek kendi hayatlarını daha kontrol edilebilir hale getirmeye de çalışmışlar. Yani yazı hatta dil, lisanın ortaya çıkışının arkasına yatan temel faktörlerden bir tanesini, Mesela işte ayın çevrimini keşfeden insanın hangi tarihte ava çıkacağına karar vermek için çetele tutması ve evet. işte bu çeteleyi işte dile getirmeye başlaması ile filan olduğu söyleniyor yani. Bu tür iddialar var. Sonuçta ama yani alem düzenlidir var, sayımı var. Bir düzen var burada ve bu düzeni keşfedeceğiz çabası çok eski bir çaba. Şimdi aydınlanma aklını ayırt edici kılan şey alemin düzenli olduğunu varsaymaktan kaynaklanmıyor aleme bir düzen vermeye kalkmaktan kaynaklanıyor. Yani şimdi benim pek haz etmediğim ama başına gelenler, başına getirilenler yüzünden de haklı bulduğum bir Edward Wilson var. Bu böcek bilimci. Sosyobiyoloji yazdı diye çok ciddi sıkıntılara maruz kaldı. Harvard profesörü bu. Sonraki dönemini işte böyle bilim felsefesi denebilecek alana hasretti ve abuk sabuk şeyler yazdı. Şimdi orada mesela bu klasik işte bilim din karşıtlığı üzerinden der ki efendim işte Akdeniz'in doğusunda zuhur etmiş olan aptalca fikirlere karşılık işte antik Yunanlılar böyle işte bilimi keşfetmişlerdi, spekülasyonu keşfetmişlerdi falan filan gibi abuk sabuk laflar eder. Yani sonuçta sanki Antik Yunanistan Akdeniz'in doğusuna değilmiş gibi böyle. Gibi. <laughs> Sonuçta dünya o kadar o tarihlerde ve Antik Yunanistan dediği de büyük ölçüde zaten Mısır'dan apartma bilgiler ve bu apartırken de birçoğunu anlayamamışlar yani anlayamadıklarını uydurmuşlar. Sonuçta o spekülasyonlar daha önce Mısır'da muhtemelen binlerce yıl önce yapılmış yani. Yapıldığına dair işaretler var ortada. Nereden biliyoruz? Yani Antik Yunan'ın işte matematiğinin kökeni Antik Mısır'da geometrisinin kökeni Antik Mısır'da. Diğer bütün bilgilerin kökeni Antik Mısır'da. Şimdi ama Antik Yunan'la Akdeniz'in daha doğusu arasında şöyle temel bir fark var. Ben çok severim yani bunu. Ya yani Mısır'da, Babil'de falan falan yapılan tapınaklar çok sonra keşfettiğimiz Orta Amerika medeniyetlerinde yapılan tapınaklarda alemin düzenine göndermeler içeriyorlar. Yani işte piramitlerin yer seçimi, açı seçimi vesaire filan falandan yola çıkarak işte Mısırlıların o piramitleri yaparken bir takım yıldızları hesaba kattıkları, o yıldızların hesapları, hareketlerine hesaba kattıkları, tahminlerde bulundukları, yani alemin düzenine bir saygı gösterdikleri, o alemin düzenini muhtelif yollarla kendilerine tabi kılmaya çalıştıklarını filan görüyoruz. Şimdi buna karşılık dünyada iki tane kadim medeniyet var. Tapınaklarında vesaire filan böyle hiçbir iz yok yani alemin düzenine yönelik. Bunların bir tanesi Antik Yunan, bir tanesi Çin medeniyeti. Yani İkisi de aslında düzensiz bir alemde bir düzen kurma iddiasına sahipler. Dolayısıyla şimdi aydınlanmayı aslında Antik Yunan'a bağlamak çok yanlış olmayabilir. Bu Antik Yunan'ın bir devamı olabilecek bağlantılar yok aslında aydınlanmacılarla ama o tarihlerde Batı dillerinde tercüme ediliyor Antik Yunan. Nereden tercüme ediliyor? İslam kaynaklarından. Çünkü daha önce Müslümanlar onları, Abbasiler onları Arapçaya tercüme etmişler. Yoksa Batılılar unutmuş yani şey Antik Yunan'ı. Ama, ama Araplar onları tercüme etmişler. Sonra da Batılılar Arapların tercümelerinden yeniden tercüme edip Antik Yunan'ı keşfetmişler ve onu kendilerinin ayrıcı özelliği olarak yani biz bu başarıyı neye yaslanarak elde ettik sorusuna cevap verirken işte biz Antik Yunanların torunlarıyız diye bir açıklama geliştirdikleri için ona çok kıymet vehmetmişler. Dolayısıyla evet bu anlamda Antik Yunan'la bir akrabalık kurmuşlar. Test etmişler. Aslında olmayan bir akrabalığı test etmişler ama evet. sonuçta düşün, düşünce düşünce böyle gelişir. Yani sen Antik Yunan'a referans verirsen evet Antik Yunan'ın mirasçısı evet. haline gelirsin. Sonuçta Antik Yunan'la ayırıcıları... en azından biz onların devamcısıyız diyorlar en azından yani. Evet. Biz onların devamcısıyız diye, takipçisiyiz diye onu evet. benimsemiş olduklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla ardılı sayılması çok da abes kaçmaz ya. Yani. Evet yani sonuçta antik Yunan dediğimiz şey şöyle bir şey. Yani orada keyfi tanrılar var. Herhangi bir düzen yok. Yani tanrıların yaptıkları öngörülebilir değil. Ki onlar tamamen keyfi. Ve o keyfi tanrıların aleminde herhangi bir düzen olmayan bir alemde sonuçta düzeni tesis etmeye çabalıyor olan bir insanoğlu var. Yani şimdi Wilson bize alemin düzenli olduğunu ilk fark eden filan falan Yunanlılar deyip yalan uydururken aslında Yunanların dünyası tam da Antik Mısır'ın ve Babil'in zıttı bir dünya yani. Buradan şuraya varmaya çalışıyorum. Sonuçta düzen kavramına bakışta bir fark var. Aydınlanmanın da düzen kavramına bakışındaki fark bu. Yani alem düzenlidir değil. Alem düzene konması gereken evet. bir yerdir. Şimdi iddiayı farklılaştırıyor olan husus bu. Ama bilim böyle bir şey değil. Şimdi dolayısıyla Aydınlanmayla ile bilimi meclis etmeye kalktığımızda yani bilim sonuçta alemin bir düzeni olduğunu varsaymayı gerektiriyor. Newton evet. elmanın düştüğünü gördüğü zaman her şeyin düşüyor olduğunu bir sembol olarak görüyor. Her şey düşüyor ise ve her şey aynı istikamette. Yani bir elma ağaçtan düşey istikamette düşerken ötekisi 45 derece açıyla ötekisi 30 derece açıyla düşmüyor yani. Hepsi aynı istikamette düşüyor. Şimdi bu bir düzen. Hayır. Bunun bir gerekçesi olması gerekiyor ve bunu keşfetmemiz, keşfedebilirsek filan bu Newton için heyecan verici bir şey ama başkaları için de keşfedebilirsek bunu kontrol edebiliriz. Kontrol edebilirsek menfaatimize kullanabiliriz. Dolayısıyla şimdi aydınlanmanın esas sıkıntısı, esas kavramsal sıkıntısı buradan ortaya çıkıyor. Şimdi alemin düzensiz olarak varsayan bir felsefenin üzerine inşa edilmiş fakat alemin düzenli olduğunu varsayan bir bilgi sistemiyle birlikte iş yapmaya çalışıyor. Bunu mevz zor değil. Ediyorlar da yani sonuçta. Ama bugünün dünyasında da bunun sayısız yansımasını görebilirsin. Yani. Şimdi bir yandan yani öyle abuk sabuk dünya hakkında ahkam kesip insanları yargılıyor, insanlar hakkında hüküm veriyor olan hemen herkes sin kafasında aslında bu iki kavram aynı anda var. Yani bu alem düzensiz bir alem. Cemal'i şuraya, Celal'i buraya koyup düzene koymamız gerekiyor. Bizim komutlarımıza, ya da işte yukarıdan bir şeyin komutlarına uymaları ve düzenli olmaları gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? E bunu bilimden yapacağız. E bilimin, bilim alimin düzenli olduğunu varsayıyor. Sen şimdi düzensiz olduğunu varsayıyordun. E tamam işte düzene koyacağız yani. Bilimden şey alarak düzene koyacağız. Böyle bir keşmekeş var. Olur mu? Olur zaten. Böyle olur zaten işler. Buna, buna itiraz ettiğim yok. Ama ana hatları itibariyle olayı kökenine kadar taşıyacak olur isek böyle bir yarılma var alemi düzene koymaya kalktığımız zaman da bize bir düzen tanımı gerekiyor. Ve geçen programda anlatmaya çalıştım. İşte saat bu. Saati ayırıcı kılan birçok özelliği var. Bir tanesi işte çevrimsel olmaz. Durmadan kendisini tekrarlıyor olmaz. Bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü kendisini tekrarlamıyor ise ölüyor. Saat durduğu zaman duruyor. Yani şimdi bu hoş bir şey değil. O kendisini tekrarlaması duruyor olmasına kıyasla hoş bir şey. Ve o tarihlerde Dünyada bu iki durumun alternatif, alternatifi bir durum hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Yani ya duracak saat ya durmadan aynı çevrimi tekrarlayacak. Dolayısıyla hep aynı çevrimi tekrarlamasını tercih etmeleri anlaşılır bir şey. Ama bunun dayatması ne? Düzen dediğimiz şey kendisini tekrarlarsa düzen. Bu sonuca varıyorlar. Yani daha doğrusu bu varsayımla davranıyorlar. Alem kendisini tekrarlıyorsa, durmadan aynı şey tekrarlanıyor ise o zaman Hoş bir dünya bu dünya. Ama işte tekrarlamıyor, bir yerde duruyor ise bu biçimsiz, bu ölüm yani. Şimdi bunların ikisinin bilimsel olarak, bilimsel terminolojide karşılıkları var. Yani birisi bir kabın içine, derin bir kabın içine bir bilyeyi şöyle yuvarlayıp bırakırsa, o bilye farklı farklı güzergahları izleyebilir. Bir sonrakinde başka, bir sonrakinde başka. Ama her sefer ne hep aynı yerde, o kasenin dibinde donar durur yeterince beklersen hep aynı yerde aynı şekilde durur. Şimdi buradan yola çıkarak biz o kasenin dibinde bilyenin durduğu yere point attractor, nokta çekici diyoruz. O noktaya çeker yani sistemi. Bir nokta vardır kendisine çeker. Bir de işte böyle bir teviye kendisini tekrarlayan ayın hareketi, güneşin hareketi gibi hareketler var. Dünyanın hareketi gibi. İşte bunlar da periyodik çekiciler. Yani maddenin davranışını bir periyodik çekici kendisine çeker ve madde hep aynı güzel ya takip eder. Başka da bir alternatif yok ellerin. Biz başka bir alternatif olduğunu ta 80'lerde keşfettik. Lorenz Lorenz atraktör ya da işte garip çekici deyip yani bu konuları ilk defa duyuyor olan izleyici var ise eğer girerse Google'da çok şık misallerini görür yani. Sonuçta hava durumunun seyrini takip edip gelecekteki hava durumunu tahmin etmeye çalışırken Lorenz'in keşfettiği bir şey bu ve keşfettiği şey şu. Alem bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Ya sürekli hareket halinde bir noktaya çekil bir noktaya yakınsamıyor. Ama bir kendisini tekrarlayan bir şeye de yakınsamıyor. Yani durmadan aynı yerden geçip durmuyor yani. Asla kendisini tekrarlamıyor. Aynı hareketi yapmıyor yani. Evet. Hatta aynı şeyi tekrarlamıyor. Evet. Biz bugün yaşadığımız sıkıntı, ya bilim dünyası bunu keşfetti ve bunu öyle veya böyle hazmetti. Bununla birlikte dünyayı anlamaya çalışırken yeni bir silah elde etmiş oldu ve işte bunu kullananlar işte ya da zımnen kullananlar var falan filan. <laughs> Ama aydınlanma aklına dünyadaki muadilleri açısından böyle bir keşif yokmuş gibi davranılıyor. Yani şimdi ısrarlı bir biçimde dünyayı öngörülebilir, kendisini tekrarlayan bir forma sokulmaya çalışılıyor. Şimdi bu dünyayı öldürmeye çalışmak demek. Şimdi o Lorenz ve birçok başka kişi kaosçular olarak bilinir. Yani kaos denilen bir disiplinin daha doğrusu hani disiplin sayılır mı ondan da emin değilim de sonuçta o bir hareketin, bilimsel hareketin mensuplarından birisi Lorenz. Kaosçuların mottolarından bir tanesi şudur yani. Düzen ölümdür. Kaos hayattır. Şimdi aslında bu evet. hani o gündelik terminolojiye uydurulmuş bir şey. Kaos da düzensizlik manasına gelmiyor. Kaos disiplini çerçevesinde keşfedilmiş olan şeyler bir düzensizlik ima etmiyor. Alemin bir düzeni var. Mesele şu yani o alemin düzeni bizim bildiğimiz kadar basit değil. Sonra zaten 1980'lerden sonra hızlı bir biçimde bu anlamda böyle çok sayıda şey gerçekleşiyor. Keşif gerçekleşiyor. Şimdi buradan şunu demeye çalışıyorum. Alem mütemadi bir icat sürecidir. Yani durmadan bir şey bir şey bir şeyler icat ediyor yani. Biz onu keşfediyoruz. Peşinden gidiyoruz yani. Aa bak şimdi burada böyle yapmış diye. Bu noktada bu e, Newtoncu ve işte aydınlanmacı akıl, aydınlanma aklına alternatif bir şey koyalım ki buradan sonra devam ederken de işimize yarasın. Yani bir şey karşıtıyla mukayese edince anlamak daha kolay oluyor. Şimdi Newton'un karşısına Darwin'i, aydınlanma aklının karşısına da evrimi koyacağım yani. Şimdi aydınlanma aklını sahipleri kendilerine aynı zamanda evrimci falan falan da evrimi savunan insanlar falan da görüyor ama evrimi anlamış falan falan değiller. Darwin'e dönecek olursak Darwin aslında biyolojinin Newton'u olmaya çalışıyor olan bir adamdı yani. Birkaç tane denklem bulmaya çalışıyordu o. Bütün türlerin fark ettiği o çeşitliliğin düzeni ortada muazzam bir çeşitlilik var ve fakat bu çeşitliliğin bir düzeni var. Şimdi bu düzeni keşfetmiş fakat matematiksel bir şekilde formüle edemiyor yani. Öyle 3-5 tane denklem haline getiremiyor. Dolayısıyla yazdığı uzun uzun notlar yayınlanmadan duruyor. Ama arkadaşlarıyla sohbetlerde bunları anlatıyor vesaire falan falan. Besbelli ki kendisini paralıyor yani o birkaç denklemin <laughs> Newton'un yaptığı gibi birkaç denklemi bulacak diye. Tabii tuhaf bir durum. Adam aslında genetiği bilmiyor yani. Yani Mendel kanunlarını bilmiyor. Yani 50 yıl önce Mendel bir şeyler bulmuş. Adam genetiği bilmeden evrim teorisini yaratmaya, matematiksel hale getirmeye çalışıyor. Yapamıyor. Yapamadığı için de yayınlamıyor yani. Yazıyor, yazıyor yayınlamıyor. Evet. Ama sonra işte Vallas Avustralya'dan buna bir mektup yazıyor ve yazdığı mektupta görünüyor ki Vallas da aynı düzeni keşfetmiş ve yayınlayacak yani bu teorinin müellifi olarak Vallas çıkacak ortaya. Bu da işine gelmiyor ve öyle içine sinmeden o türlerin kökenini yayınlıyor Darwin. Yani şimdi nasıl Newton aslında dini bütün bir Hristiyan iken <laughs> Hristiyanlığın alternatif bir dinin peygamberi olduysa <laughs> şimdi de Darwin dini bütün bir Newtoncu iken son tahlilde orta vadede <laughs> Newton'un nasıl desem insanların zihnine, toplumların zihnine yerleştirdiği düzenin Hı. alternatifinin müellifi olarak çıktı. Bunu Darwin yapmadı yani. Darwin yapamazdı da zaten bilahare bu Darwin'in yarım bıraktığı işi, o matematikleştirme, o birkaç denkleme indirgeme işini falan falan yapmaya çalışanlar da yapamadılar. Çok karmaşık süreçlerden geçerek ve sayısız insanın katkısıyla Darwincilik dediğimiz diyebileceğimiz bir şey ortaya çıktı yani. Şimdi bu Darwincilik dediğimiz şeyin dünya ve düzen hakkında, alem ve düzen hakkındaki temel varsayımları bugüne kadar konuştuğumuz Aydınlanma aklıyla ile ilgili konuştuğumuz şeylerin çoğuyla taban tabana zıt. Bunlar sayısız faktörler yani. Sayısız böyle faktör var ya. Yani bunların bir tanesi mesela Darwinci dünya görece bir dünya. Yani en izafi ta tasavvur edebileceğin en izafi dünya Darwinci dünya. Halbuki aydınlanmacıların dünyası görece değildi. Yani aydınlanmacıların dünyası bir doğru var ve bu doğruyu kim nasıl keşfederse keşfetsin aynı doğruyu keşfedecek ve dolayısıyla herkes o doğruya göre pozisyonunu aldığı zaman saat gibi bir düzen kurulacak. Her dişli kendi yerini idrak ettiğinde tıkır tıkır işleyecek ne olacak yani? Her şey böyle bir keviye kendisini tekrarlayacak. Herkes huzur içinde olacak falan yani cennet. Şimdi... Saat çalışacak, fabrika çalışmış olacak. Fabrika evet gibi çalışacak yani. Evet yani sonuçta işte hepimiz mutlu olacağız yani. Cennet olacak. Şimdi bu aydınlanma aklının Böyle lineer bir şekilde ilerlemeyle saat gibi bir düzeni kurabileceği, kurulabileceği varsayımı mesela şiddetli, şedid bir aydınlanmacı olan ve Darwin'le aynı zamanda aynı dönemde ekonominin, tarihin Newton olmaya çalışıyor olan Marx'ı da etkilemiş olan bir kavramlaştırma. Ama Marx şu idrake sahip yani, yani bu böyle lineer bir şekilde bir noktaya bir şekilde gider ve bir noktaya varacak olursa o nokta ölüm olacak yani nokta çekiciye yakın, yakınsamış olacak. O olmadı şimdi. O zaman bunu bir çevrim haline getirmemiz lazım. E yani işte zaten bir çevrim var. Biz şeyden başlamıştık. Avcı toplayıcı döneminde bir cennetten başlamıştık. Sonra işte feodalite, işte efendime söyleyeyim vesaire kapitalizm filan falan aşamalarından geçip işte komünizme geleceğiz ve yine işte komünel toplum test edilecek. Yeniden cennet. Olacak ve fakat yani bir çevrim var ve fakat şimdi bu çevrim de çok kesmiyor olacak ki işte Hegel'den devraldığı şeyle işte yeniden orada bir takım iç çelişkiler çıkacak o iç çelişkilerle yeniden bir çevrim başlayacak filan gibi ama yani böyle durmadan cennete yeniden varacağımız ama düşeyde de farklılaşacak olan bir hikaye yazıyor yani. Şimdi tekrar söylüyorum bunları niye böyle yapıyorlar filan falan diye o insanları eleştirmek çok abes yani ellerindeki kavramsal ve bilimsel Noha o kadar. Alet çantaları o kadar yani. O alet çantalarını sonuna kadar zorlamışlar ve gerçekten çok trajik sıçramalar gerçekleştirmişler. Sorun şu şimdi. Bu adamların yani o kadar ellerinde iki imkanlar o kadar yetersiz olan adamların yaptıklarını biz bugün onlara peygamber muamelesi dediklerine ayet muamelesi yaparak kendi kendimizi kasıyoruz. Ya kardeş bak yani işte adam bu tarih, tarihte yaşasaydı muhtemelen işçi sınıfı vesaire falan hakkı hukukunun peşine koşmayacaktı yani. Ya niye kardeşim bu makineleri bizim yerimize çalıştırmıyorsunuz bizim niye çalıştırıyorsunuz diyecekti adam ya Muhtemelen yani Adama şimdi şey... inancın inancın karşı inancın karşısına bilimi koymuş olanlar onunla hareket edenler Aslında <laughs> Marx'ın ortaya koyduğu şeyi bir inanç olarak benimseyip evet. aynen sürdürüyorlar değiştiriyorlar <laughs> Evet yani böyle oluyor bu işler buradan bu tür şeylerden çıkışta insanlar hep ciddi bir maliyet gerektiriyor yani Şimdi de o maliyeti yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ama sonuçta alet çantamız, kavram haritamız olağanüstü zenginleşti ve bu aydınlanma aklı can çekişiyor diye bakıyorum. Yani bur buradan bir şey çıkmaz ama yet bakiyede de biz düzenli bir alemde yaşıyoruz. Bu düzenli alemin düzeni bizim varsaydığımız kadar basit bir düzen değil. Demin de dediğim noktaya döneyim. Bu relatif bir düzen yani burada olay şöyle oluyor bir orkestrada eğer birisi flüt çalıyorsa... Flüt çalmak doğrudur. Herkes flüt çalsın demek ne kadar abes bir şey değil mi? ya yani sonuçta öteki de keman çalacak, belki de piyano çalacak ki orkestra olacak yani. Yani birisi flüt çaldığı için ötekinin keman çalması gerekiyor. Nasrettin Hoca'ya demişler, hoca bir bağlama çal da görelim. Hoca bilmiyor ama bilmiyorum demek de yakışmıyor hocaya. Koymuş elini bir perdeye tın 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 vuruyor. Demişler ki eğlenmek için ya hoca başkaları o ellerini perdelerde gezdiriyorlar. Onlar benim bulduğum yeri arıyorlar demiş. Şimdi tam da tablo böyle bir şey. Yani bir şey bulacağız ve ondan sonra tın 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 aynı şey tekrarlayacağız. Şimdi, aydınlanma aklının kafası bu yani. Aydınlanma aklı böyle bir şey. Ya halbuki o orada geziyor olduğu için bir müzik çıkıyor ortaya. Ahenk oradan çıkıyor yani. Şimdi aydınlanma aklı ile ilgili olarak demek ki söyleyebileceğim şey bir düzen tesis etmeye çalışmasından kaynaklanmıyor sıkıntı. Düzen hakkındaki varsayımının abukluğundan kaynaklanıyor. Bir düzen var. Ve bu düzen aydınlanma aklının var sadece bir düzen değil. Aydınlanma aklının zannettiği yollarla da bir düzene ulaşılamaz. Ancak ölünür yani. O yüzden nekrofil diyorum. Şimdi Darwin'in Darwinci bir dünyayı göreceli kılıyor olan temel hususlardan bir tanesi şu. Yani bir tür evrimleşmiş ve bir nişi doldurmuş ise diğer türler onun yolundan gidip yani başarılı olmuş ise diyelim ki dinozorlar bir dönemde dünyada çok başarılı olmuşlar. Karıncalar Aa, biz de başarılı olmak için dinozor olalım dememişler. Karıncaların başarılı olması başka yoldan gerçekleşmiş. Dinozor olmamaktan kaynaklanmış. Ya yani şimdi böyle görece bir şey, görece bir durum. Yani ortada bir bilgi var. Her türün kendisinin yeniden yeniden ürettiği, geliştirdiği vesaire falan falan bir bilgi var ve bu bu bilgi bir tasarıya uygun olarak bir yerlerde gerçekleşmiyor. İkincisi yani böyle çok husus var da şu an bu programda özellikle bunu vurgulayalım. Darwinci dünyanın esas ikinci farkı şurada. Şimdi saat tamam bir şey. Saat öyle bir şey ki saate herhangi bir şey ekleyemezsin. Herhangi bir şey çıkaramaz. E eklersen lüzumsuz, çıkarırsan çalışmaz. Ama şimdi Darwinci dünyada mesela ekosistem hep tamam bir şey ve durmadan bir şeyler ekleniyor. Yani sadece ağaçlar varken tamamdı ekosistem. Herhangi bir eksiği yoktu. Her şey yolunda gidiyordu. Sonra işte balıklar çıktı. Yine tamam oldu. Sonra kertenkeleler, sürüngenler çıktı. Yine tamam oldu. Sonra o sürüngenler büyüdüler. Devasa boyutlara ulaştılar. Yine tamam oldu. Sonra memeliler çıktı. Yine tamam oldu. Yani şimdi de tamam. Yani ekosistem bir tamam bir şey. Ama durmadan icatlar yaparak tamam bir şey. Yani durmadan kendisini tekrarlamıyor. Durmadan icat yapıyor ve hep tamam. Bunu kavramak, aydınlanmak diye kavramak çok zor. Bunu kabul ediyorum. Yani şimdi orada böyle tamam olarak kendisi netleşmiş, üzerine mutabık kaldığımız bir şey olsa yani şimdi mimari, antik Yunan mimarisi şimdi tasarlamış adam. Şuraya sütunlar kuracak, şuraya sütun başlarını koyacak, şunun üstünü şöyle çatı yapacak, ve o tamam olacak yani. Artık oraya Celal bir de şunu ekleyeyim, Cemal bir de şunu ekleyeyim demeyecek. Ya şimdi bu kavramlaştırması vesaire falan kolay bir şey. Ama aleme bir mimari tasarı ürünüymüş gibi bakmak abes. Çünkü alem öyle değil. Ve iyi ki öyle değil. <laughs> öyle olsaydı biz olmayacaktık yani. Ya biz bir icadız ve alem durmadan yeni icatlar yapmayı sürdürüyor işte bu virüsler, virüsün mutasyon uğraması falan Bunlar hepsi Virüs. icat yani. Şimdi bu halde ki düzenin şeyi ne, karakteri ne? Bu bir game, oyun, maç. Bitmeyecek bir maç yani. Durmadan sürecek. Bir yıl oyuncu var. Bu oyuncular birbirlerine karşı oynuyorlar ve dolayısıyla herhangi birisi için bilgine tamamen erişilebilir değil. Birincisi bu. İkincisi herhangi birisi işine yarayan bilgi ötekinin işine yaramıyor. Yani arıların işine yarayan bilgi karıncaların işine yaramıyor yani. Dünyayı bak arılar çok başarılı o halde karıncalar da arı gibi olmalı veya işte tersi. Karıncalar çok başarılı o halde arıları da karınca gibi yapalım diye zorladığın zaman arının kanatlarını kopartıp karıncaya benzetmeye çalıştığın zaman ortaya absürt bir şey çıkıyor. <laughs> arılar ölüyorlar yani. Biz küreselleşmeye doğru gidiyoruz. Dünyayı tek bir norma doğru götürmeye çalışıyoruz. Sen diyorsun ki Yozgatlı'nın gelişmesi ayrı bir şey, İzmir'in gelişmesi ayrı bir şeydir. Kendi şeysi olacak. O ona yaramaz, o ona yaramaz diyorsun. Burada küreselleşme, herkesin birbirine benzeşme eğilimi o zaman boşa mı çıkıyor? Küreselleşme... Ya da o da yeni farklı bir şey miydi? Yok küreselleşmeyi bir ekosistem olarak düşünecek olursan aslında küreselleşmeyle birlikte herkes kendisi olarak ekosisteme katılıyor. Kalın. Ama herkes kendisi olarak katılıyor. Yani şimdi Çin, Çin başkalarının yaptığını yaparak bu oyuna katılmadı. Kendisi kendi devlet kapitalizmi gibi bir şeyle bu oyunun bir oyuncusu oldu. Herkes kendi oyununu kendince oynamaya çalışıyor. Sorun şu, aydınlanma aklıyla bu dünyaya yukarıdan bak herkes için aynı ilerleme mantığı uygundur. Dolayısıyla Fransa nasıl Fransa oluyorsa Türkiye'de o adımları atarak Fransa ayak izlerine basarak Fransa olacak hani Atilla Karaosmanoğlu'nun geçenlerde sözü ettiği <laughs> şey böyle bir şey yani. Yani orada ayak izleri var ve sen bu ayak izlerine basman gerekiyor. Dolayısıyla yani işte sen sen, olma, sen olmaktan vazgeçeceksin. Oradaki yol nasıl gidildiyse ve o yoldan giden kişi nasılsa sen de o kişi olacaksın ve aynı yoldan devam edeceksin ve böylece ilerleyeceksin. Aydınlanma aklının yeni bir formu diyorsun. Bu buna, buna itiraz var. Bu değil yani küreselleşme. Ya böyle olmadı. Tarih böyle böyle olmadı. gelişmedi. Yani tam tersine oldu. Sonuçta hep vermekten çok hoşlandığım misal. Aydınlanmanın müellifi olarak sayabileceğimiz sonuçta üç tane toplum var. Yani ya Hollanda, Danimarka filan gibi daha küçük ölçekli özneleri dışarıda bırakırsak Almanya, Fransa ve İngiltere. Yani sonuçta şimdi bunların üçü birbirine benzemiyor. Birbirine benzemediği için bir kıymet taşıdılar. Birbirlerinin arasındaki farklılıklar yüzünden oldu olan. Birbirine benzedikleri için olmadı. Aydınlanma dediğimiz tantana da bu sayede tamam oldu, var oldu. Şimdi oraya başkaları başka özellikleriyle eklemlendikleri sürece o küreselleşme daha kıymetli, daha güzel bir şey olabilirdi. Olmadı çünkü evet bunlar dünyayı parsellediler. Dünyaya yukarıdan bir tasarı geçirdiler vesaire. İşte daha önce sözünü ettim. Fransız ihtilalinden sonra ihtilalciler dün mesela temel problem, problematiklerinden bir tanesi. Ya işte orada Cezayir diye bir şey var. Şimdi bunlar geri. Ama bizim gibi olmaları gerekiyor. Bizim gibi olacaklar. Yani ilerlemeci bir kafa yapıları olduğu için bütün dünya bizim keşfettiğimizi keşfedecek zamanla. Cezayirler de keşfedecek. Şimdi bunları dürtmek mi makbuldür yoksa bırakalım kendi ellerine kendi evrimleriyle mi olsunlar filan gibi böyle tartışmaları var yani kafalarında. Halbuki bunları yapmak yerine Cezayir'in kendi dinamiklerine saygı gösterseler de dünya başka bir yol izleyecek. Öyle olmadı. Niye olmadı demenin manası yok. Çünkü yani olmaz. Yani dediğim gibi ellerine kavram haritası o kadar. Ama bu değişiyor ve şimdi daha küreselleşme dediğimiz olay aslında benim açımdan. Yani herkesin oyuna katılma imkanına kavuşuyor olması. Yani bir şeyin yukarıdan bir tasarının yukarıdan dayatılamıyor olması. Herkes kendince bir, bir ucundan buna bulaşıyor. Bu arada bir farklılıklar azalıyor mu? Azalıyor. Yani yukarıdan dayatılan da gerçekleşmiyor aslında. Yukarıdan dayatılan bir şey de herkes tarafından kabul edilmiyor. O da reddediliyor. O proje de gerçekleşmiyor. Aslında insanlar belli oranda ona uymak zorunda kalsalar bile kendi kimliğini, varlığını, özelliğini, vasfını koruyabiliyor. Ya zaten olmaz. Yani zaten olduğu zaman da sağlıklı bir şey çıkmadı yani. Ama sonuçta Ruslar ihtilal yaptıklarında sonuçta bunu Rus usulü yaptılar başka birilerinin, başka birileri ihtilal yapsaydı Rusların yaptığı gibi olmayacak. Sonuçta dünya herkesin kendisini bir biçimde kendi damgasını vurduğu bir şekilde yol alıyor. Evet. Arada bazı farklar ortadan kalkıyor mu? Bir şeyler, bir, bir, bir takım hususlarda birbirimize benzeşiyor mu? Biliyoruz, benzeşiyoruz. Ama bu durmadan yeni farkların ortaya çıkıyor olduğunu, işte dünyanın dört bir yanında daha böyle kabileci bir takım eğilimlerin de ortaya çıkıyor olduğunu ortadan kaldırmıyor. Yani herkes kendisi olarak bu oyuna eklemlenmeye çalışıyor. Bu iş böyle sürecek. Şimdi bu ile farklılaşmaya gelmişken o noktaya da değinelim. Sonuçta dünyada görünen o ki iki tane temel eğilim var. Bunların bir tanesi entropinin ikinci kanunuyla tespit edilmiş olan farkların ortadan kalkması husus. Yani bir sıcak ve bir soğuk iki küreyi birbirine temas ettirirsen zamanla sıcak küreden soğuk küreye enerji akar. ikisinin ısısı aynı seviyeye gelir ve fark ortadan kalkar. Bu şimdi birçok alanda gözlemlediğimiz bir şey. Yani tabiat çoktan alıp aza verir. Bir tarafıyla baktığımızda çoktan alıp aza verir ve bu, yol, bu şekilde de farkları ortadan kaldırır. Buna karşılık evrim teorisinin mevzu olan alanda olay şöyle oluyor. Yani azdan alıp çoğa veriyor. Arada bir fark var ise yani diyelim ki bir kuş türü şu adaya da bu adaya da gitmiş ama aralarında çok az bir fark var. Arada zaman geçtiği zaman uzun süre geçtiği zaman işte Darwin'in gözlediği gibi bakıyoruz ki oradaki ağaç kakanların gagalarıyla buradaki ağaç kakanların bu adadaki ağaç kakanların gagaları arasında ciddi fark ortaya çıkıyor ve iki farklı tür ortaya çıkıyor. Çünkü oradaki ağaçlar şöyle buradaki ağaçlar böyle. Yani evrim ne yapmış oldu? Sonuçta arada çok az olan bir farkı, çok küçük bir farkı büyüttüğü zamanla. Bu sayede çeşitlilik yaratıyor. Ve durmadan çeşitlilik yaratıyor. Şimdi biz aslında küreselleşmeyle bir anlamda bu evrim sürecini iktisadi ve sosyal olarak yaşıyoruz. Küreselleşme bize bu imkanı sağladı yani. Ama bir yandan da dünyanın öteki eğilimi de sürüyor. Yani evet bir yandan da bir takım farkları ortadan kaldırıyor. Benim açımdan bu çeşitliliğin yaratılması pozitif bir şeydir. Ve dolayısıyla ben çeşitliliğin yaratılmasının yanındayım. Çeşitliliğin yaratılması içinde temel olan şey öznenin kendi kararlarını verme imkanlarının artmasıdır. Çeşitliliği yaratmak derken de kastettiğim bir takım aydınlanmacı akıllarla aha şimdi şurada kaybolmuş falanca dilde eğitim verelim de o çeşitlilik biraz daha çeşitlensin lisanlar falan demekli olacak bir şey değil yani o dili konuşanların kendilerinin güçlendirilmesiyle sağlanabilir bir şey çeşitlilik. Bu da o dili baskılayan otoritelerin zayıflatılmasını gerektirir. Şimdi Mesela bu, bu Dublin Dignan... Lübnan örneği var mesela, Beyrut örneği. Bir dönem çok farklı unsurlar bir arada yaşıyordu. Hem inanç itibariyle hem de milliyet itibariyle kültürel olarak uyum içerisinde yaşıyorlardı. Ve orada çok ciddi bir birikim vardı, entelektüel birikim vardı. Ama daha sonra bunlar ayrıştılar, karşı karşıya geldiler ve oradaki birikim büyük oranda kayboldu gitti. Bu örnek üzerinden anlatabilir miyiz tabii, farklılaşmayı tabii. ve benzeşmeyi? Tabii tabii. Yukarıda birileri bir takım tasarlar yaptılar. Cumhurbaşkanı şuradan olacak, başbakan buradan olacak, falanca bakanlar şuna gidecek filan gibi ve böyle kendi kafalarına göre bir düzen. Ne yukarıdan dayattılar. Halbuki o toplumsal kesimler kendi aralarında rekabet ediyorlar iken her birisi kendi enerjisini yaşatmak ve geliştirmek zorundaydı. Yani sürekli bir rekabet hali vardı ve bu rekabet sonuçta orada senin demin sözünü ettiğin muazzam bir entelektüel birikimin ve sosyal dinamizmin gerçekleşmesini sağlıyordu. Ama şimdi hep aynı noktaya giriyoruz. Ya ortada bir tasarım olduğu zaman senin kafanda bir düzen kavrayışı var. Ve bu düzen kavrayışına göre bir tasarım gücünü temerkiz ettiriyorsun. Tasarlıyorsun iyi olsun diye. Yani kimse de bunlar kötü olsun diye yapmıyor. Yani Lübnan, Lübnan'da veya Kıbrıs'ta bu düzenleri kurmaya kalkanlar Bunlar kötü olsun diye yapmadılar. Sorun şu yani. Şimdi biz insanlar iyi mi kötü mü, niyetleri ne vesaire falan filan diye bakıyoruz. Bunlar da yeri geldikçe bu dizide konuşacağım. Bunlarla alakası yok mevzunun mevzunun da alakalı, mevzunun bütün münasebeti sonuçta güç kimin elinde? Ne kadar merkezileşmiş? Özneler ne kadar özgürler? Ne kadar kendilerini ifade etme kabiliyetlerine sahipler? Bununla bu ilişkili sadece yani. Bu bir game yani. Tekrar aynı noktayı. Bu bir game. Orada şu dili konuşanlar, burada bu dili konuşanlar, şu inanca sahip olanlar, bu inanca sahip olanlar bunlar birbirleriyle oyun oynayacaklar. Yukarıda birileri <laughs> sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın deyip rol dağıtmayacak bir koreograf olmayacak yani. Bir koreograf olmadığı zaman ortaya yaratıcı bir düzen çıkar. Bir şeyler icat edilir yani. Yani o insanlar, o gruplar gerektiğinde çatışır, gerektiğinde de işbirliği yaparlar. Ayakta kalabilmek, hayatlarını idam ettirebilmek için. Yukarıdan dayatmaya gerek kalmaksızın o iç içe geçme, ayrışma, yeniden iç içe geçme kendi halinde olup gidiyor zaten. Tabii yani sonuçta birbirlerinden Muhtelif kültürel alışverişler yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bir açıdan bir bak, baktığınız zaman benzeşiyorlar ama öteki açıdan baktığınız zaman ayrışıyorlar. Şimdi burada çatışma meselesi genel olarak bak bunlar kendi haline bırakıldığı zaman çok çatışıyorlar lafı ediliyor. Yani şimdi insanlık tarihinde hiçbir tarihte çatışma seviyesi yukarıdan bir düzen dayatıldığı dönemdeki kadar şiddetli ve yaygın olmadı. Yani evet. Hindistan'da sayısız inanç, sayısız kavim, sayısız grup bir arada yaşadılar. Aralarında hırlaşmalar oldu mu oldu, zaman zaman karşılıklı şiddet uygulandı mı uygulandı vesaire falan. Ama İngilizler Hindistan'a vaziyet etmek ve orada bir düzen tesis etmeye kalktıkları zaman ortaya çıkan ölçekte işte sonra Hintli Müslümanları Budistlerden ayıran siyasi sistemler vesaire falan dayatıldığı zaman ortaya çıkan şiddetle kıyaslanmayacak kadar düşüktü o şiddet. Yani Anadolu'nun içinde de devlet İstanbul'dan Anadolu'ya nizam vermeye kalkmasa şiddet o seviyelere ulaşmıyor idi. 70'li yıllarda bizim öğrencilik yaptığımız 75-80 arasında öğrenciler arasında yaşanan olaylar kendiliği haline bırakılmış olsaydı muhtemelen e, bu boyutta bir çatışma olmazdı. Birileri bunu organize ettiği, desteklediği, ona kışkırttığı, yönlendirmeye çalıştığı için e, büyük bir çatışma yaşandı o dönemde. Evet yani benim açımdan temelde mesele hep kudretin temerküz ettirilmiş olması ve onun kendi kafasındaki düzeni ki o düzen işte herhalde artık netleşmiştir yani absürt bir düzen kavrayışı o. O düzeni dayatmasının yüzünden ortaya çıktı yani. Yani birileri o kendisine dayatılan düzeni benimsemediği için enerjisi yükseldi. Ötekilerinin o düzeni değil de bu düzeni dayatacağız. Bunu yapabilmek için iktidarı ele geçirmemiz lazım. O halde işte filan deyip de birbirleriyle oyun oynamak yerine yani şimdi aslında oyun şöyle bir şey değildi yani. Alemin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini sosyalist bir gelecek olarak tasavvur edenlerle, milliyetçi bir gelecek olarak tasavvur edenler birbirleriyle oynuyor, maç yapıyor gibi görünüyordu sahada ama tablo öyle değildi. Aslında ikisinin de temel derdi iktidarı ele geçirmek ya da on, onları kullanarak birileri iktidarda e, varlığını evet. sürdürmek ya da iktidara gelmek. Ve işte biri, bir bir yerler dedi birileri o iktidarı elde tutmak için bunları birbirine kırdırmak vesaire sonuçta evet. hep gücün küzünden kaynaklandı bu. Şimdi güç dağıtıldığı zaman bunun hiçbirisi olmayacak. Bu hususta daha sivil, daha az şiddet itiraf eden bir misalle bugün kapatalım istiyorsan. Daha önce anlatmış olabilirim ama bir daha anlatmakta bir beis yok. Böyle bir gece televizyonun karşısında son çayımı içiyorum. Zıplarken baktım Aydın Boysan var bir programda. Sesi açtım. Besbelli program bitmiş. Neyse insan kaynakları programı bir şekilde. Aydın Boysan'la şimdi adını hatırlayamadığım bir e, makbul bir adam. Konuşmuşlar besbelli ama konuşacakları mevzu bitmiş. Sunucu da süre bitmemiş. E bu İstanbul'un haline olacak gibi bir mevzu açtı. Siz mimarsınız filan diye ve Aydın Boysan zıpladı. Dedi ki plansızlık. Bu plansızlıkla olmaz. İstanbul'un plana ihtiyacı var falan. Sonra kadın ötekisine döndü. Ötekisi de diyemedi. Aydın ne oluyorsun? <laughs> ben çok severim Aydın Boysan'ı bu arada. Parantez onu da işaret edeyim de. Diyemedi. Böyle diyemedi adamcağız. Dedi ki ben dedi geçen de bir kitap okudum. New York için çok şey isteyenlerin şehri diye. Diyor dedi. İstanbul her şey isteyenlerin şehri dedi. Şimdi Aydın Boysan anında anladı yani mevzuyu. Döndü dedi ki biz dedi gençken dedi işte çocukken dedi işte Cihangir'de Üsküdar'da böyle yerleşmeler vardı dedi. Orada dedi işte böyle insanlar komşularının manzarasını kesmemek için sundurma çıkmamaları gerekiyorsa çıkmamaları gerekiyorsa çıkma, çıkmazlardı dedi. Ben şimdi Aydın Boysan'la kendi kendime konuşmaya başladım. Ulan plan mı vardı diye yani. <laughs> ya plan yoktu, belediye yoktu. Belediye varsa da bu kadar güçlü değildi. Evet. Anlatabiliyor muyum şimdi? Ama insanlar sonuçta şunu biliyorlardı ki eğer ben buraya şu sundurmayı çıkar isem, komşumun manzarasını keser isem, komşum benimle ilişkisini kesecek. Diğer komşular da kesecek. Dolayısıyla ben bu işi yapmamam lazım. Evet. Ve yapmıyorlardı. Sonra belediye oldu. Belediye çok güçlendi ve adam şunu yapmaya başladı. Gidip belediyeye 10 milyon rüşvet verip sundurmasını çıktı. O sundurmasını çıkınca ötekisi de belediyeye 10 milyon rüşvet verip ötekinin bahçesine tecavüz etti. Evet. Ve ortaya bu kaos çıktı. Şimdi bu ortada ciddi bir güç o yok iken bu bir maçtır ve evet içinde şiddet riski barındırır. Yani belli bir şiddet dozu barındırır. Yani adamın o sundurmayı çıkmak isterken çıkamaması aslında çıkarsa şiddet göreceği evet. yani öldürülme değilse de dışlanacak vesaire. Bunu mahalle baskısı görecek. Bundan korktuğu için yapmıyor adam onu. Dolayısıyla içinde evet bir şiddet riski var. Bir şiddet dozu var yani. O bu mantıklı bir doz. Şimdi şiddetten arındırdığın zaman dünyayı yani ne oluyor? Saf şiddet oluyor. Aydınlanma aklı ama yani bak işte ben buraya bu belediyeyi koyacağım. Her şey düzene girecek. Bak şimdi böyle düzensiz. Her şey düzene girecek diyor. Şimdi o belediyeyi kuruyor. Sonra o belediye böyle istismar ediliyor ama ben belediyeyi kuralım derken bunu kastetmemiştim ki. Ya kardeşim sen neyi kastedersen kastet. Kurarsan merkezi otoriteyi merkezileştirirsen tablo böyle gelişir. KPSS mesela bunun en tipik misallerinden bir tanesi. yani Sen şimdi bir problem var kayırmacılık problemi. Bu kayırmacılık problemini ortadan kaldırmak için kamu personeli seçme sınavı yapıyorsun. Kamu personeli seçme sınavı yapınca eşleme işini yani insanlarla işleri eşleme işini işte nesnelleştiriyorsun. Tam aydınlanma aklına uygun yani. Nesnelleştiriyorsun ve de işte bir güç odağı tesis ediyorsun. Evet. Sonra birisi geliyor o güç odağını ele geçiriyor. Ve, ve işlediğini yapıyor. <laughs> başımıza gelenler geliyor. Aslında daha öncesi var yani. o Zaten nesnelleştirmeye çalışırken zırvalıyorsun. Ortada bir game var ve bu game'i ortadan kaldırıyorsun yani. Cihangir'de, Üsküdar'da eskiden var olan şeyler de bir game. Ve oradan evet böyle şık şeyler çıktı. Şık şık. Çok güzel yerleşimler çıktı yani. Ama sen şimdi geyimi ortadan kaldırdığın zaman bir, onun yerine bir tasarıyı koyduğun zaman yani tekrar hani bu programdan bu geriye kalmış olsun. Newtoncu akıl yürütmeyle, aydınlanma aklıyla baktığın zaman alem bir tasarı olarak düzgünleştirilebilecek, düzenlenebilecek bir yerdir. Halbuki Darwinci bakış açısından baktığın zaman alem kendi game dinamikleri içinde bir düzendir zaten. Düzenli bir şeydir zaten. Dolayısıyla da o game'i hayatta tutmak yani biz istemesek de o hayatta kalır zaten de hani biz eğer istemezsek ve böyle çok zorlarsak biz o bertaraf edip de hayatta kalır yani. İnsanları bertaraf edip hayatta kalır. Sonuçta tablo böyle oluyor. Yani birileri bir gücü dayattığı zaman ve tasarısını dayattığı zaman bu tasarı kusuyor sistemi ve genellikle o vücuda yatanları kusarak, onları dışarı atarak kendisini devam ettiriyor. Yani bu düzen kavrayışı bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Bu programda düzen kavrayışını bitirelim. Düzen açıklık olduk Daha açıklık getirmiş olduk düzenden ne kastedildiğini. Alem düzenlidir yani benim varsayımım böyle. Alem düzenlidir ve o düzen çok saygıdeğer bir düzendir. Böyle durmadan aynı şeyi tekrarlayıp durmayan, durmadan icat yapan, şık, eğlenceli ve hani insanı kışkırtan bir düzen. O düzene sahip. Aslında edin. yukarıdan bir tasarımla dayattığında, aşağıdaki pek çok insanın kendi enerjisini, katkısını, o düzenin içerisindeki rolünü sıfırlamış oluyorsun. Engellemeye çalışıyorsun. Bu o, zam o zaman da sistem bozuluyor. İşte o piksel haline Bilen getiriyorsun. Bozuluyor. Piksel evet. haline getiriyorsun. Seyrettiğin zaman böyle uzaktan baktığın zaman seni çok büyülüyor filan falan. Ama o adamın yapabileceği müziği imkansızlaştırıyorsun yani. Peki burada bitiriyoruz o zaman. Evet. Evet sevgili dostlar yeni yılın ilk programını burada bitiriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 2021 yılının sizler için iyi geçmesini ve bizler için iyi geçmesini diliyoruz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.